Peki, bilinirlik ve farkındalık nasıl oluşturulur? Hizmet tanıtımı, eğitim hizmetini hedef kitleye tanıtarak bilinirliği arttıran bir kavramdır. Eğitim kurumumuzun veya programımız hakkında daha fazla kişinin haberdar olması bilinirliği arttırabilecek unsurlardan birisidir. Yani satış danışmanlarının sosyal medyalarında eğitim reklamlarını paylaşması, bulundukları, kullanmış oldukları sosyal mecralarda bununla ilgili paylaşımlar yapması bilinirliği arttıracaktır. İlgilerin çekilmesi, hizmet tanıtımı ilgilenen potansiyel öğrencilerin veya katılımcıların dikkatini çeker. Eğitim hizmetlerinin avantajlarını ve faydalarını anlatarak müşterilerimizin ve adaylarımızın ilgilerini çekebiliriz. Peki güven sağlamayı nasıl sağlayacağız? İyi bir hizmet tanıtımı kurumumuzun veya programımızın güvenilirliğini arttırabilir. Müşterilerin veya katılımcıların size güvendiklerinde satın alma olasılıkları da ne yapmış olacaktır? Artmış olacaktır. Yani satış danışmanlarının öncelikle satacakları ürünü tam olarak biliyor olması, bu ürünle ilgili farkındalığı yaratabilecek tiyoları edinmiş olmaları ve bu ürünün satışıyla ilgili kendilerine ilişkin bir yol belirlemiş olmaları önemlidir. Faydaların vurgulanması aşamasına nelere dikkat edeceğiz? Hizmet tanıtımı, eğitim hizmetlerinin ne tür faydalar sunacağını vurgulayarak belirlenir. Potansiyel öğrenciler veya katılımcılar, eğitimlerin onların hedeflerine nasıl katkı sağlayacağını anlarlarsa çok daha kolay karar verebilirler. Yani bir haftalık eğitimle bir aylık eğitim arasında kararsız kalan bir adaya, bir aylık eğitimi almasının onun için ne gibi faydalar sağlayacağını, bir haftalık eğitimi almak isteyen ancak tereddüt yaşayan adaylara da bir haftalık eğitimin o eğitimde neler sağlayacağını, aday için ne gibi faydaların olacağını anlatmak doğru olacaktır. Karar verme sürecini hızlandırma, eğitim hizmetlerinin faydalarını ve avantajlarını iyi tanıtan bir tanıtım, potansiyel müşterilerin veya katılımcıların karar verme sürecini hızlandırabilir. İyi bir tanıtım, satış döngüsünü de ne yapabilecektir? Kısaltabilecektir. Mümkün olduğu kadar karar verme sürecini hızlandırmak hem müşteri açısından hem de satış danışmanı açısından oldukça önemli bir adımdır. Müşteri ilişkilerini güçlendirme, hizmet tanıtımı, müşteri ilişkilerini güçlendirmenin bir yolu olarak kullanılabilir. Mevcut müşterilere veya katılımcılara özel teklifler veya güncellemeler sunarak sadakat arttırılabilir. Yani firmanın kampanya dönemlerinde, bayram öncesi, işte anneler günü, babalar gibi günü gibi özel dönemlerde bu eğitimi almak isteyen ama karar verememiş müşterilerimizi tekrar arayarak onlara bunlarla ilgili bilgiler yapıp sadakatlerini arttırabiliriz. Aynı zamanda başka bir detay da rekabet üstünlüğü sağlama. Eğitim pazarı genellikle rekabetçi bir alandır ve iyi bir hizmet tanıtımı rakiplerimizden sıyrılmamıza ve öne çıkmamıza yardımcı olabilir. Dolayısıyla eğitim pazarının içerisinde bulunan diğer rakiplerden ayrılabilmemiz için hizmetlerimizi iyi bir şekilde tanıtmak, reklamlarımızı düzgün yapmak ve satış danışmanlarımızın müşterilere vermiş olduğumuz hizmetlerle ilgili detaylı ve doğru tanıtımlar yapması bizi rakiplerimize karşı önde kalmamıza sebebiyet verecektir. Eğitim satışında etkili hizmet tanıtımı, öğrenci veya katılımcı sayısını arttırmanın yanı sıra kurumumuzun veya programımızın uzun vadeli başarısını da destekler. Bu nedenle dikkat çekici bir bilgilendirici tanıtım, materyalleri oluşturmak, dijital pazarlama stratejileri uygulamak ve hedef kitleyi iyi anlamak önemli olarak karşımıza çıkacaktır.